Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ilk işte uyuşturucuya başlarken arkadaşların tavsiyesiyle ilk bir kere deneyeyim diye başladım. Başladıktan sonra tabii bunun güzel bir şey olduğunu görüyorsun ve bir daha bırakamıyorsun. Madden ve manen uyuşturucuya doğru yavaş yavaş yönelmeye başlıyorsun. Ve ben ortalama 5-6 yıl devamlı bu uyuşturucuyu peşinde koşan birisi olmaya başladım. Bu süreçte hem çalışıyordum hem tabii uyuşturucu, mesela gece uyuşturucu içiyordum. Bir ara bir baktım, aslında çalıştığım saatlerde de gizli gizli içmeye başlamıştım. İçmediğim zaman işimi de güzel yapamıyordum. İçtiğim zaman işi de daha çok iyi yapabiliyordum. Onu da fark ettim. Ama belli bir zaman geçtikten sonra bir bakıyorsunuz sizi düşüşe almaya başlıyor. Hem arkadaş çevrenizde hem ailenizde. Şimdi gece eve gidiyorum, uyuşturucu iş yerine geliyorum, uyuşturucu. Hem madden hem manen çok çok çökertmeye başlamıştı. Bazı gün oluyordu, gecede 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira para harcıyordum. Tabii bunu zamanla baktık, kendimdeki kişilik seviyemi aşağı düşürüyor uyuşturucu gerçekten. Arkadaş ortamında ve ailede ben böyle birisi olmadığımı düşünmeye sevk etti. Uzun bir zaman bununla kendi içimde çok büyük mücadeleler verdim. Nasıl kurtulacağım, nasıl yapacağım, şehir mi değiştireyim, kendi içimde bir mücadeleye başladım. Tabii bu mücadele sonunda tabii Allah'a ve namaza yönelmeye başladım. Namaz kılarak tövbe ettim. Hayatımda bağımlı olan her şeyden kurtulacağımı Allah'a karşı tövbe edip sigara dahil her şeyi bir kenara attım ve bununla savaşmaya başladım. Ve bu sayede namazın da ne kadar güzel bir şey olduğunu, namazın da ne kadar büyük bir şey olduğunu yaşayarak, çok iyi yaşayarak öğrenenlerdenim. Allah şimdi artık duam namazdan beni ayırmasın. Namaz beni bütün her şeyden, kötülüklerden uzaklaştırdı çok şükür. Madden ve manen yavaş yavaş her şeyim, hayatım düzenli ve güzel olmaya başladı. Tabii ben 30 yıllık sigara içiciydim neredeyse, en az. Artık nefesim bile ne kadar güzel bir şey olduğunu görmeye başladım. Yani ben hayatta sigarasız bir hayat çocukluğumdan beri görmemiştim. Şimdi onunla da tanışmış oldum. Bütün herkese de onu tavsiye ederim. Yani ailesini, ailelerin, annelerin, babaların çocuklarını takip etmesi, arkadaşlıklarını takip etmesi. Çocuk gençlerin de arkadaşlarının çok seçici olması arkadaşlarında. Dikkat etmelerini öneriyorum. Hiç hayatlarında bir kere ben bunu sigara dahi deneyeyim, ben bunu bir kere işte nasıl bir şey diye deneyeyim diye tavsiyelere uymasınlar. Ya kesinlikle ben bu niyete girdikten sonra ben şunu fark ettim. Uyuşturucu ilk başta bu uyuşturucuyla kurtarma ve kurtulma mücadelemde uyuşturucu içen arkadaşların yanına gidip uyuşturucu muhabbetine girdiğin zaman yeniden o gün uyuşturucu içtiğimi gördüğüm için uyuşturucu içen bütün arkadaşlarımdan uzak durmaya başladım. Yani selam numaralarını bile telefonumdan sildim ve kendilerine de birebir yüzlerine kadar söyledim benimle bir daha görüşmemelerini. Hem satan hem içenlerle alakalı bütün arkadaşlıklarımı bitirdim. Yani dost arkadaşlık kesinlikle bitti. Bitmediği sürece uyuşturucu da bitmiyor. Yani onunla tamam ben bitirdim diyorsun, gidiyorsun o arkadaşla muhabbet uyuşturucu. O gün akşam bir bakıyorum ne uyuşturucu almışım. O yüzden ben 1,5-2 yıldır uzağım. Hem içenden hem satandan hem uyuşturucudan, bunun muhabbetinden bile 2 yıldır ilk defa bu muhabbeti, uyuşturucu muhabbetini sizinle burada yapıyorum. Hayatımdan silip attım yani bununla alakalı her şeyi. Devletin de bence tabii şeyi vardır. Yani uyuşturucu satıcılarında, uyuşturucu üreticilerinde daha büyük operasyonlar yapması gerekiyor bence, ama anne babalara da çok görev düşüyor. Çocuklarını, arkadaşlıklarını takip etmeleri lazım. Çok dikkat etmeleri lazım. Evde takip etmeleri lazım. Çocukların davranışları değişiyor mu? Bağımlı olan bir insan paraya çok düşkün olur. Paraya çoğuna kadar ihtiyaç. Her şeyini takip etmeleri lazım ailelerin. Hem maddi hem manen. İşte dediğim gibi çocukların da arkadaşlıklarının dikkat etmeleri lazım. Ki uzak durabilsinler. Ve dediğim gibi ben bu işte kurtulmam, bilmiyorum hastanede yatan arkadaşlarım ne kadar başarılı olabiliyor, ama maneviyat da çok önemli. Tabii ben Allah'a yöneldim ve namazın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görenlerdenim. Namaz beni kurtardı, maneviyat kurtardı. Allah herkese
yardımcısı olsun. Yani ben uyuşturucu içerken herhalde bir yıl önce, tabii istemek kalben, ben uyuşturucudan kurtulmadan önce o karanlık çukurun en dibindeydim belki, yani ölmek üzereydim. Yani o kadar çok içiyorduk. Her gün Allah'a dua ediyordum beni buradan kurtar diye. Allah da duamı kabul etti. Beni namazla beraber kurtardı inşallah.